12.500'leri dedi. Gitti 20'leri buldu. Bence ortada bir iddia vardı kaybeden tarafın. O da bunun da gerçek olup olmadığını, üzerinde gidilmesi gerektiğini, yenilenmesi gerektiği konusunda şey yaptı. Yüksek Seçim Kurulu da buna izin verdi. Yenilenmişse kararlaştırıldı. İnşallah hayırlısı olur. Kim layıksa, kim hayırlısıysa o kazansın derim. Yani şu parti ya da bu parti ayrımı yok. Önemli olan ülkemin bütünlüğü, beraberliği. Siz ne bekliyorsunuz? Seçimden beklentiniz? Milletimin, vatanımın huzur ve refah içerisinde yaşamasına, kaldığı yerden devam etmesine. Onun dışında yani ilk temel temennim budur. İnşallah iyi olur, iyi geçer. Sonuçlar vatana, memlekete hayırlı olur. Ben seçimlerin yenilenmesini açıkçası doğru bulmuyorum. Ya kazanılmış bir durum var. Bilakis oyumu da AKP'ye verdim, AK Parti'ye verdim. Daha doğrusu MHP kökenliyim ama dolayısıyla oyumun oraya gittiğini biliyorum. Ama seçimlerin ertelenmiş olması şu şartlarda, şu ortamda bence doğru değil. Onun için doğru bulmuyorum. Bir kazanılmış bir sonuçta bir kazanılmış bir oy var. Belediye başkanlığını kazanmış. Bunun tekrarlanması bence hiç hoş değil. İyi de yansımadı topluma bana göre. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin beklentileriniz nedir bu yenilenecek seçimden? Ya şehrimiz için hayırlısı olan olsun diyorum ben. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla da Ekrem İmamoğlu'nun bir level daha önde olduğunu düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Her şey iyi olacak. Peki sizin beklentileriniz ne seçimden? Seçimden iyi. Nasıl diyeyim, güzel, huzurlu bir İstanbul olsun. Her şey iyi olsun. Kim kazanır sizce? Onu ben bilemem ama inşallah Ekrem İmamoğlu kazanır. YSK'nın kararı mı? Yanlış. Ben İmamoğlu'yu desteklerim. İnşallah da başarılı olur. Efendime söyleyeyim. Diğerlerine yorum vermiyorum. Ama İmamoğlu'nu destekleyeceğime emin olun. Ve 5 yıl İstanbul'a çok güzel şeyler yapacağına eminim yani. Haksızlık yapıldı İmamoğlu'na. Çünkü İmamoğlu CHP'nin yani geleceğin Cumhurbaşkanı adayı olabilir yani benim gözümde. Gerçekten bir hırsızlık var mı seçimlerde? Hırsızlık olduğunu sanmıyorum. Yenilgiliği kabul etmeyen kişiler öyle bir iftiraya maruz kaldı İmamoğlu. Bundan sonra ne olur sizce? Kim kazanır? İmamoğlu bayrağı göğüsler derim. Ben 67 yaşındayım. Tanıdığım en dürüst siyasetçilerden biridir yani. Rahmetlik Ecevit'ten sonra gelen ikinci kişi diyebilirim yani. Yani olması gerekeni vermediler. Haklı. Sizce seçimlerde gerçekten bir hırsızlık var mıydı? Mümkün mü ya? Değil yani, yok. Yok. Bence yok. Sizin seçimlerden beklentileriniz neler? Yani İmamoğlu'nun tekrar seçilmesi. Yani insanlar versinler oyunu. Hak etti adam çünkü. Yani yapacağını da yapacağına eminim ben o adamın. Yani benim gibi düşünen bir sürü insan var. Görüyorum yani. Hiç iyi değerlendirmiyorum ben. Ne gerek vardı? Madem kaybetmiş, o da kazanmış. Bırak herkes kendi görevini yapsın. Yani bir artı bir daha masraf, artı bir daha bir şeyler. Yani ne gerek vardı? Yok çalındı, yok çalınmadı, yok o oldu, yok bu oldu. Ha bırak ya, boş ver ya. Vallahi kim kazanıyorsa o kazansın. Ben yani bir seçim şeyi tutmuyorum. Ben o parti benim, şu parti benim, şu parti benim, ben şey tutmuyorum. Ama kim kazanırsa da dürüst görevini yapsın, işini gücünü görsün. Yani ne fark ediyor? Ya bir şey fark etmiyor ha o. Çalmış, ha bu çalmış, ha öbürü çalmış, ha o çalmış. Ne fark ediyor? Değişen bir şey yok ki zaten. Allah Allah. Bırak herkes görevini yapsın işte. Daha çalmadan kimse bir şey yapmıyor. Mutlaka illa çalacaklar yani. Ya da benim paramı çalacaklar, o kimseden bulamazlarsa. Ne oldu? Şimdi ben vatandaşım diye benden para alacakmış.
Sen Suriye'ye, Suriyeli vatandaşlara para veriyorsun, git ondan da. Madem vatandaş yaptın onu da, niye ondan almıyorsun parayı, benden alıyorsun? Bunların yenilenmesi nasıl yani? Gereksiz bence ya. Neden? Ya bilmiyorum anne, gereksiz buluyorum, yediremediler herhalde. O yüzden. Peki sence ortada gerçekten bir hırsızlık var mı o uçakta? Bence yok. Hani inanmıyorum hırsızlık olduğuna. Çünkü yapmayız hani, bunca senedir mi o zaman full onlar çaldı bence oyları. Bize atıyorlar suçları. Ama YSK neden yenilenmesine karar verdi? Bence taraf tutuyor, o yüzden. Biz ondan biliyoruz. Bence tekrar kazanacak gibi mi duruyor inşallah. Hani böyle. Ya bence bir daha yapılması gereksiz yani. Bir yıl sonra millete falan yapsınlar. Güvenmiyorlar mı bu oy için? Güvenmiyorlar mı milletimize? Hani madem oy kullanıyorlar, niye millete güvenmiyor mu ki? Bir daha seçim yeniliyor. Hani bu tarafı da var bu işin. İnşallah kazanacağız. Her şey çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı da değişmesi gerekiyor bence. Hani o yüzden diyorum. Bu kadar. Bence İmamoğlu'na azizlik yaptılar. İmamoğlu efendi, dürüst bir arkadaşımız. Millet bunu üç adam bile tanıyor. Ağzından bir kötü laf dahi duymadık. Hani iyi sabretti. Yani ne bileyim, onun hakkıydı. Hani o böyle olması daha iyi olacaktı ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı şunu beklerdim. Madem kazanmış İmamoğlu veya X bir parti kazanmış. Madem İstanbul'un iyi olmasını istiyorlar. Türkiye'nin iyi gitmesini istiyorlar. Gel arkadaş, el ele verip biz bu işi başaralım derlerdi ama bu memleket meselesi falan değil, beka meselesi falan değil. Bu, millet boşuna kendini yormasın. 23'ünde seçim var. Her şey hayırlısı olsun. Bu sadece çıkar meselesi. Memleket meselesi değil. Herhalde yapılan bazı şeyler var ki onların üzerine örtmek isteyebilirler belki. Belki de onun meselesi ama sadece çıkar meselesi. Yazık, günah ya. Millete yazık ya. Millet, hani milletin cebinde para yok ya. Para yok ya. Nasıl bir şey açtılar, halka bir patates alacaklar, şey alacaklar. Adam binecek otobüse, gidecek oradan patates alacak, soğan alacak. Böyle bir memlekette yaşıyoruz muyuz ya? Böyle bir şey olur mu ya? Oraya gitmek için 5 lirada bir şey, yol parası verecek. Yani yazık, günah. Ya, öyle mi değil, şey değil. Hayırlısı olsun. Bir şey demeyeyim. Sizce YSK neden böyle bir karar verdi? YSK niye öyle bir karar verdi? YSK'nın yukarıda emir kulları var. Emir şeyle karar verdi. YSK niye öyle bir karar verecek? Mecbur. Onlar da mecbur bir yerde. Niye? Her şey asarım, tasarım şey. Eskiden sokaklarda vandaş yürüyordu, herhangi bir miting yapıyorlardı. Hakkını savunmak için. Hadi yürüse millet. Yürüyemiyor. Korkutma bir şey var. Milleti korkuttular. Korktu. O yüzden. Hiçbir şeye izin verilmiyor. Mesela İstiklal Caddesi üzerinde röportaj yapmak izne tabiden. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir özgürlük diye bir şey var ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sen şimdi benden röportaj yapıyorsun. Bunu nasıl kısıtlar ya? Olmaz. Yanlış bir şey. Yanlış politika. Yanlış sistem. Her şeyin hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ben seçimlerin yenilenme kararına karşıyım. Çünkü zaten daha önce bunlar yapılmış, denenmiş. Bir şeyler ortaya çıkarılmış. Ve şimdi tekrar aynı şeyler yapılmasına rağmen iptal kararı veriliyor. Biz bunları görüyoruz artık, vatandaş olarak çok yakından takip ettiğimiz için çok kızıyorum. Gerçekten ben bir birey olarak hani bu şekilde yapmamaları gerekiyor. Eğer başka bir şeyler varsa önce onları düzelsinler. Ondan sonra yollarına devam etsinler. Ama bir şeyler düzeltilmeden bu şekilde devam ederse zaten hatalar üst üste bindikçe zaten çıkmazın içine giriyor insanlar. Biz de mağdur oluyoruz. Asıl mağdurlar bizleriz. Onlar değil. Ne Binali ne Ekrem, onlar değil. Mağdur olan bizleriz. Asıl mağdur yurttaş. Kesinlikle öyle. Biziz yani. Mağdur olan biziz. Mağdur oluyor, bedava yani bizim işte. Vergilerimizle paralarımızı çarçur edip har vurup harman savurup gereksiz işler yaparak bizleri bu hallere düşürenlere çok kızıyorum. Ben 32 sene bir devlet dairesinde çalıştım. Emekli oldum ve kuyruklara muhtaç kaldım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Başka hiç diyeceğim bir şey yok. Çok üzgünüm. Ve bu kadar insanı da üzdükleri için artık bir o kadar daha üzgünüm. Bir o kadar daha. Sizin bir beklentiniz var mı? Tabii ki var. İnşallah iyi olan kazansın.
Ama bu geçmişte yapılanları istemiyorum ben. Kesinlikle. Onların hepsi yanlış. Hepsi siyasi ve bunlar farklı düşünceler içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizleri düşünerek yaparlarsa bir şeyleri eğer, gerçekten çok daha güzel olacak her şey. Seçimlerin yenilenmesi, annesi, benim annem 75 yaşında, okuma yazma bilmeyen bir Anadolu kadını. Annem seçimde oy kullanamadı. Önce imza attırdılar sandık kurulunda. Çıktıktan sonra kızım diyor, bana iki tane pusula verdiniz. Diyor ki teyze sen zaten imzanı atmışsın, yapacak bir şey yok, sen devam et diyor. Bunun gibi binlercesinin olduğuna inanıyorum. YSK'nın bu manada doğru bir karar verdiğine inanıyorum ben. Sizin bir beklentiniz var mı seçimlerden? Neler bekliyorsunuz? Vallahi ben şu, keşke şöyle bir gücümüz olsa, bir irade çıksa dese ki vatandaşlarımıza duyurumuzdur. Herkes 31 Mart'ta hangi adaya oy verdiyse o adaya oy versin. Bir farklı kazanan seçimi kazanmış olsun desin. Ve gerçek kazanan kimse hak ona teslim edilsin. Ben keşke böyle bir irade olsa diyorum ama pek mümkün değil galiba. İnşallah milletin iradesi sandığa tecelli eder sağlıklı bir şekilde. Bir Yıldırım sonrasında şey diyor, adres gösteremem diyor, yani CHP çaldı diyemem diyor. Ki CHP de değildir muhtemelen bunun çalanı. Ama sandık başlarında belli bir organizasyon olduğu görülüyor. Keşke seçimlerin hepsi tekrarlansaydı İstanbul'daki.